Ön siparişe gelir gelmez satın almış olduğum ve uzun bir süredir de gelmesini beklediğim Honor Magic 6 Pro şu anda elimde. Aslında birçoğumuz bu telefona sosyal medyadaki reklamlarından dolayı aşinayız. Dolayısıyla herkesin ufak tefek bu telefonla ilgili bir fikri, bir bilgisi var. Şimdi bu videoda Magic 6 Pro'nun tüm özelliklerine tarafsız bir gözle bakmış olacağız. Dipnot olarak belirtmek istiyorum, ben bu telefonu kendi paramla aldım. Yani herhangi bir reklam veya işbirliği söz konusu değil. Ayrıca bu telefonu aldığımız zaman yanında WatchOS 3 bir akıllı saat ve de bir güzel bir kılıf da yanında hediye olarak geliyor. Şimdi hazırsak hızlıca videoya geçiyoruz. Öncelikle telefonun kutu içeriğine bir bakıyoruz. Kutumuzu açtığımız zaman kutumuzun içerisinde şöyle bir şeffaf bir silikon kılıf, onun yanında 100 watt hızlı şarj destekli bir şarj adaptörü ve onun da yanında 6 amperlik bir şarj kablomuz bizleri karşılıyor. Bu şarj adaptörü 100 wattlık olsa da telefonumuz 80 wattlık hızlı şarjı bizlere destekliyor. Aynı zamanda kablosuz olarak da 66 wattlık yine hızlı şarjı destekliyor. Honor kutu içeriğine 100 wattlık daha güçlü bir şarj adaptörü koymuş. Normalde telefon 80 wattlık bir şarj adaptörüyle tam performansla beslenebiliyor. Bu şarj adaptöründe göreceli olarak bir dezavantaj bulunuyor. Artık premium ürünlerin çoğunda Type-C portu bulunuyor. Ancak ne yazık ki hala USB-A ile karşımıza çıkıyor. Tabii bu noktada eski kablolarınızı da değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz tip A olan kablolarınızı. Ama artık çoğu kablonun içinde Type-C'den Type-C'ye geldiği için bu tip şarj adaptörlerini her cihazda kullanamıyoruz maalesef. Hızlıca cihazın tasarımına değinecek olursak. Ön tarafına baktığımız zaman cihazın neredeyse çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu görebiliyoruz. Ve bu ekranın kavisli de bir yapısı olduğu için oldukça hoş duruyor. Ekranın üst orta kısmında bulunan aynı iPhone'larda olmuş olduğu gibi bir dinamik ada seçeneği de karşımıza çıkıyor. Bu dinamik adanın içinde iki adet kamera bulunuyor. Bir tanesi selfie kamerası, diğeri ise TOF kamera. Bu TOF kamera sayesinde yine aynı iPhone'larda olduğu gibi 3D bir yüzümüzün taramasını alıyor ve ona göre tuş kilidimizi açıyor. Dolayısıyla diğer Android telefonlara göre bu noktada öne çıkıyor çünkü daha güvenli bir şekilde tuş kilidimizi açmış oluyoruz. Telefonumuzun sağ tarafına baktığımız zaman burada bir adet ses açma kısma tuşumuz ve bir tane de güç tuşumuz bulunuyor. Hemen altını çevirdiğimiz zaman burada hoparlör çıkışımız, Type-C portumuz, mikrofonumuz ve SIM kart yuvamız bulunuyor. Telefonun sol kısmında ise hiçbir şey bulunmuyor, dümdüz bir yapı bizleri karşılıyor. Üstünü çevirdiğimiz zaman da yine burada bir mikrofon çıkışımız, onun yanında kızılötesi sensörümüz ve onun yanında da hoparlörümüz bulunuyor. Ayrıca telefonun ayıza kısmında da bir adet hoparlör bulunuyor. Dolayısıyla bu telefonda toplamda 3 tane hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörler oldukça güçlü. Özellikle müzik dinlediğimiz zaman sesteki bası ve tizi çok iyi ayırıyor. Daha öncesinde bu kadar iyi çalışan bir telefon olarak Mi 11'i görmüştüm arkadaşlar. Mi 11 Ultra'yı. Mi 11 Ultra'dan sonra en etkilendiğim telefonlardan biri de bu telefon oldu diyebilirim. Ayrıca bu telefonun bir diğer güzel özelliği de mikrofonları arkadaşlar. Çok güzel ve kaliteli bir şekilde ses kayıtları bu telefon sayesinde alabiliyorsunuz. Hem üstte bulunan mikrofonu, hem altta bulunan mikrofonu, hem de kamera adasının içerisinde bulunan mikrofonu sayesinde toplamda 3 mikrofonla çok net ve kristal berraklığında ses kayıtları alabiliyorsunuz. Şimdi geçelim hemen kamera kısmına. Kamera adasında gördüğünüz gibi 3 tane kamera bizleri karşılıyor ve zaten bu telefonu böyle elinize aldığınız zaman kameraları ben buradayım diyor. Kameralara detaylı olarak değineceğim için şimdilik kameralar kısmını hızlıca geçiyorum. Ama ilerleyen kısımda, videonun ilerleyen kısımlarında kameraya çok detaylı bir şekilde değineceğiz. Telefonun malzeme kalitesine gelecek olursak, çerçeveleri tamamen alüminyum kullanılmış ve bu alüminyum oldukça başarılı bir alüminyum arkadaşlar. Telefonu elinize aldığınız zaman zaten premium hissiyatı her türlü veriyor. Benim elimde bulunan model siyah olan modeli. Siyah olan modelinde arka kapak camdan yapılmış. Ancak bunun aynı zamanda yeşil olanı da var. Yeşil olanında da suni deri bir malzeme kullanılmış. Telefonun ağırlık kısmına gelecek olursak da cam olan malzemede 229 gram, suni deri olan malzemede de 225 gramlık bir ağırlığa sahip. Ağırlığı kıyaslayacak olursak iPhone 15 Pro Max'ten 7-8 gram kadar ağır olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu cam olan model için geçerli. Suni deri olan modelinde de 2 veya 3 gram kadar daha ağır olduğunu söyleyebiliyoruz. Ek olarak cihazın tasarımından bahsetmişken ekranın içinde bulunan bir parmak izi sensörüne sahip ve de suya ve toza karşı da dayanıklı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim telefonun teknik özelliklerine. Elimde gördüğünüz cihaz 12'ye 512 GB'lık bir modeli. Türkiye'ye gelen modellerde sadece 12 GB RAM ve 512 GB'lık dahili depolamaya sahip olan modeller geliyor. Ayrıca renk seçeneği olarak da sadece iki renk olarak Türkiye'ye geliyor. Birisi yeşil rengi, birisi de siyah rengi.
Hızlıca ekran özelliklerine geçecek olursak karşımızda 6.8 inçlik Full HD Plus OLED bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu ekran 453 ppi piksel yoğunluğuna, 120 Hz ekran yenileme hızına ve 5000 nit'e kadar da çıkabilen parlaklık değerine sahip. Dolayısıyla güneş altında herhangi bir sıkıntı çekmeden bu telefonu çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. 5000 nit'lik parlaklık değeri şu ana kadar piyasadaki en parlak ekrana sahip olduğunu bu telefonun bizlere söylüyor. Ayrıca bu telefon adaptif ekran yenileme hızına da sahip. Dolayısıyla 1 Hz ile 120 Hz arasında kendi ihtiyacı olan ekran yenileme hızını belirliyor ve ona göre sizlere görüntüyü aktarıyor. Bu ekrana kağıt üzerinde baktığımızda tek kötü özelliği Full HD Plus olması diyebiliriz. Ancak kağıt üzerinde bu olaylar geçerli çünkü ekran DCI-P3 renk modunun %100'ünü destekliyor, HDR10 destekliyor ve 10 bitlik de renk derinliğini bizlere sunuyor. Dolayısıyla ekrana baktığınız zaman kusursuz ve akışkan bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de diğer rakipleri 2K'lık ekranlarla karşımıza çıksa da bu ekran bu özellikleri sayesinde şu anda dünyanın en iyi telefon ekranına sahip. Honor ayrıca göz sağlığına da çok önem veren bir firma olduğu için bu telefonda 4320 MHz'lik ultra yüksek frekanslı PWM karartma kullanıyor. PWM karartma ne diye soracak olanlar için hemen kısaca bir bahsetmek istiyorum. Normal şartlarda ekranlar titreşimli bir şekilde çalışır ancak bizim gözlerimiz bunu algılayamaz. Tabii ki buradaki titreşim ne kadar çok olursa göz sağlığımız için de bu kadar zararlı olur. Burada 4320 MHz'lik bir frekansla bu ekran çalıştığı için neredeyse titreşimsiz bir ekranı bizlere sunuyor. Dolayısıyla titreşimsiz bir ekrana baktığımız için de gözlerimiz daha az yoruluyor ve sağlığı olumsuz yönde etkilenmiyor. Honor yine daha öncesinde Honor 90 modelinde de yine bir titreşimsiz ekran kullanmıştı. Ancak bu sefer 4320 MHz'e çıkartarak kendi rekorunu tekrardan egale etmiş oldu. Ekranın sağlamlık noktasında ise Honor'un kendi geliştirdiği nanokristal bir koruma karşımıza çıkıyor. Bu nanokristal korumayla Honor'un kendi iddiasıdır bu. Telefon nereden düşerse düşsün 1,5 metre yükseklikten yere düştüğü zaman herhangi bir şekilde kırılmayacaktır diye bizlere söylüyor. Tabii ki biz şu anda böyle bir test yapamıyoruz çünkü bu telefonu kendi paramla aldım. Ama yarın öbür gün sponsor falan gelirse o zaman bu testleri deneriz. Gelelim batarya konusuna. Bu telefonda ikinci nesil silikon karbon bir batarya kullanılmış. Bu batarya 5600 mAh güce sahip ve bu 5600 mAh'lik güç diğer modellerde bulunmuyor. Genellikle 5000 mAh'lik bataryalarla herkes bu işi devam etmek istiyor. Ancak Honor Magic 6 Pro'da 5600 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Ayrıca bu bataryayı koyarken normalde telefonların kalınlaşması gerekir. Ancak Honor Magic 6 Pro bu noktada kalınlaşmadan bu bataryayı kendi bünyesinde barındırmayı başarıyor. Bu batarya yoğun kullanıma rağmen bir günü çok rahat bir şekilde çıkartıyor ki ben iPhone 15 Pro'yu günde 2 kere şarj ediyorum. Düşünün ne kadar çok ekran sürem olduğunu. Ancak bu telefonda akşama eve geldiğim zaman %40'lık bir pil ömrüm hala devam ediyor. Sabaha kadar da telefonu şarja takmadan kullanabiliyorum. Bu bataryayı ortalama olarak 0'dan 100'e 40 dakika, 42 dakika kadar sürede şarj edebiliyoruz. Kendi kutusunun içerisinden çıkan adaptörü sayesinde. Ayrıca bu şarj sırasında da telefon neredeyse hiç ısınmıyor. Diğer telefonlarda bu 20 watt'lık, 30 watt'lık şarj desteği olan amiral gemisi diğer telefonlarda bile telefon ısınırken şarj olurken bu telefonda neredeyse hiç ısınma söz konusu olmuyor. Yazılım ve arayüz kısmına gelecek olursak MagicOS oldukça başarılı bir yazılım olmuş diyebilirim. Yaklaşık bir haftadır kullandığım bu telefonda herhangi bir kasma, donma veya bir kararsızlık yaşamadım. Ayrıca yapay zeka ile güçlendirilmiş MagicOS'in de hayatımızı kolaylaştıran birçok güzel noktası da bulunuyor. iPhone'larda karşımıza çıkan şu dinamik adanın kullanılabildiği uygulamalar aynı şekilde bu telefonda da kullanılabiliyor. Dinamik ada ilk başta iPhone 14 Pro'larda çıktığı zaman birçok hatayla karşımıza çıkmıştı. Ancak ben bu telefonu kullandığım bir haftalık süre boyunca dinamik ada kısmında herhangi bir sorun yaşamadım. Dolayısıyla Honor mühendisleri yazılım konusunda oldukça başarılı bir iş çıkartmış diyebilirim. Güncelleme desteğine de gelecek olursak da Honor bu telefona 4 yıl büyük Android güncellemesini, 5 yılda güvenlik güncelleştirmelerini vereceğini açıkladı. Dolayısıyla uzun yıllar boyunca bu telefonu sorunsuz bir şekilde, güncel bir şekilde kullanabileceksiniz. Gelelim performans kısmına. Bu telefonda Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor ve bu işlemci şu anda piyasadaki en güçlü işlemci. Tabii ki en güçlü işlemci derken Android kanadındaki en güçlü işlemci diyebiliriz. Çünkü Android ile iOS kısmını birbirleriyle kıyaslamamak gerekiyor. Kullanılan yazılımlar bir olmadığı için performanslar farklılıklar gösterebiliyor. Bu telefonda 12 GB'lık bir RAM'imiz var ve ayrıca 8 GB'lık da sanal RAM'i bizlere sunuyor.
8 GB'lık sanal RAM ne diye soracak olanlar olacaktır. Sanal RAM açıldığı takdirde ihtiyaç halinde telefonun dahili depolamasından hafıza alıp RAM olarak telefona tanımlayabildiğimiz bir kısım. Ancak bu sanal RAM tabii ki normal RAM gibi çalışmıyor. 12 GB'lık RAM'iniz dolduğu takdirde telefon hala RAM'e ihtiyaç duyuyorsa bu durumda o sanal RAM'i kullanmaya başlıyor ve telefonun sorunsuz bir şekilde işlemlerine devam etmesini sağlıyor. Ancak 12 GB'lık RAM her türlü yetecektir. Dolayısıyla sanal RAM'i açmanıza ve kullanmanıza gerek kalmıyor. Telefonun performansını daha iyi anlayabilmeniz için oyun testleri yaptım ve bu oyun testleri sırasında hem bataryanın ne kadar dayanabildiğini hem de telefonun ne kadar ısındığını görmüş olacaksınız. Oyunu açtıktan sonra yan taraftan çekerek açabileceğimiz Game Manager uygulaması sayesinde telefonu oyun moduna alıp daha yüksek performanslarda oyun oynayabilmemiz mümkün hale geliyor. Eğer ki bir rekabetçi oyun oynayacaksanız oyun modunu mutlaka açmayı unutmayın. Şimdi hızlıca oyun testlerimize geçelim ve bu canavar bizlere nasıl performans veriyor yakından bir görelim. Testlere başlamadan önce hemen pil durumumuza bir bakıyoruz. Pilimiz şu anda %67 seviyesinde. Ve cihaz sıcaklığımız ise 28.6 derece. İlk testimiz olan PUBG Mobile ile başlıyoruz. Toplamda 15 dakika sürecek bu testin sonunda şarjımızın ne kadar gittiği ve cihazımızın ne kadar ısındığına yakından bir bakacağız. Oyun boyunca kasma donma olmadan yüksek ayarlarda oyunu oynayabiliyoruz. Ayrıca bu yüksek parlaklığa sahip ekran sayesinde dış mekanda yüksek ışık altında dahi oyun oynarken hiçbir görme zorluğu çekmiyoruz. Magic 6 Pro burada ekran kalitesiyle ön plana çıkıyor. Dakikalık testimizin sonuna geldik. Pil durumumuza baktığımızda %64'e kadar gerilediğini, sıcaklığımızın da 34.3 dereceye kadar çıktığını görüyoruz. Bu 15 dakikalık test sonunda %3'lük bir şarj kaybımız, 5.7 derecelik de sıcaklık artışımız oldu. Şimdi de ikinci oyunumuza geçiyoruz. Telefonumuzun şarjı %63 ve sıcaklığımız da 29.4 derece. İkinci oyunumuz Asphalt 9. Yine bu oyunu oynarken de 15 dakikalık bir test yapacağız ve sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bu oyunda da PUBG Mobile'de olduğu gibi kasma donma problemimiz olmuyor. Oyun oldukça akışkan ve renklerimizi de canlı bir şekilde ekranımızda görüyoruz. Dakikalık testimizin sonuna geldik. Şarjımız %59'a düştü. Sıcaklığımız da 35.6 dereceye kadar yükseldi. Burada %6'lık bir şarj kaybımız, 6.2 derecelik de sıcaklık farkımız ortaya çıktı. Evet, oyun testlerimizi gördünüz. Şimdi de kamera özelliklerine hızlıca geçiyoruz. Telefonu elimize aldığımızda zaten kameralar şöyle bir ben buradayım diyor. Üst tarafta gördüğümüz kamera 180 megapiksellik bir periskop kamera ve bu kamera 2.5 kat optik zoom yapabiliyor. Ayrıca 100x'e kadar da dijital zoom da bu kamera sayesinde yapabiliyoruz. Ancak bu kameranın zoomlarını ortalama 50x'e kadar sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz ama 50x'den
yerden sonra iyice görüntü çamurlaşmaya başlıyor. Ki bu kendi segmentindeki Mi 14 Ultra olsun, S24 Ultra olsun hepsinde bu şekilde geçerli. Hemen hemen her cihazda ortalama 50x'den sonrasında sorunlar çıkmaya başlıyor. Ancak yine de 100x'te mutlaka görmemiz gereken bir nokta varsa orayı görmemize yardımcı oluyor. Hemen alt tarafa geçtiğimiz zaman iki tane 50'şer megapiksellik kamera karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ana kameramız ve bu ana kameramız f1.4 ile f2.4 arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Dolayısıyla diyafram açıklığını belirleyebilen değişken diyafram açıklığına sahip bir kamera. Bu diyafram açıklığını eğer isterseniz pro modunda kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz veya otomatik modda kendisi de bu diyafram açıklıkları arasında f1.4 ile f2.4 arasında geçişler yapabiliyor. Diğer kameramıza da bakacak olursak burada 122 derecelik geniş açılı bir kamera karşımıza çıkıyor. Bu kamera sayesinde 122 derecelik fotoğraflar ve videolar kaydetmemiz mümkün hale geliyor. Hem ana kameramızda hem de periskop kameramızda OIS desteği yani optik imaj sabitleme desteği bizlere sunuluyor. Dolayısıyla fotoğraflarda veya videolarda titreşimsiz fotoğraflar veya videolar çekmeyi mümkün hale geliyor. Aynı zamanda bu kameralar 4K'da 60 FPS'lik video kayıtları almamıza olanak tanıyor. Şimdi çoğu amiral gemisi modellerde 8K'lık kayıtlar artık karşımıza çıkıyor. Ancak şunu söylemek istiyorum. 8K'lık kaydı nerede oynatacaksınız veya 8K'lık bir kayıt nerede işinize yarayacak? 4K zaten telefon gibi cihazlarda bence gayet yeterli bir kayıt seviyesi, üstelik 60 FPS olduğu için de zaten her türlü ihtiyacınızı görecektir. Dolayısıyla burada 8K'nın olmamasını bir dezavantaj olarak görmüyorum. Gelelim ön kameramıza. Ön tarafta 2 adet kamera bizleri karşılıyor. Bunlardan bir tanesi 50 megapiksellik selfie kameramız, diğeri ise 3 boyutu taramamızı sağlayan top kamera. Bu selfie kameramız 4K'da 30 FPS'lik videolar kaydetmemize olanak tanıyor. Aynı zamanda da 1080'de de 60 FPS'lik videolar kaydedebiliyoruz. Şimdi kameralarımızı daha iyi anlayabilmeniz için birkaç test yaptım ve şimdi onları izleyeceksiniz. Daha sonrasında devam edeceğiz. We'll be right back.
Evet, şimdi de Honor Magic 6 Pro ile oldukça engebeli bir arazide yürüyoruz. Hatta koşuyoruz. Telefonun stabilizasyonu bu şekilde. Şu anda gürültü engelleme kapalı. Şimdi gürültü engellemeyi de açtım. Bu engebeli arazide koşuyoruz ve görüntü bu şekilde sabitleniyor. Evet, şu anda Honor Magic 6 Pro'nun arka kamerasındayız. Sesim ve görüntüm bu şekilde. Telefonun kendi özelliği olarak bulunan gürültü engelleme sensörü şu anda açık. Dış mekandayız. Birçok kuş sesleri, birçok araba sesleri geliyor. Ama sesim ve görüntüm bu şekilde kaydediliyor. Evet, şu anda da Honor Magic 6 Pro'nun ön kamerasındayız. Sesim ve görüntüm bu şekilde. Şu anda gürültü engelleme özelliği açık. Bir de kapatalım. Şimdi de gürültü engelleme özelliği kapalı ve sesim ve görüntüm bu şekilde kaydediliyor. Evet, bence bu telefonu layığıyla inceledik diyebiliriz. Hem kamera testleri olsun hem de oyun testleri olsun alnının akıyla telefon çıktı. Zaten DxOMark testlerinde en iyi kamera, en iyi batarya ve en iyi ekrana sahip telefon olarak karşımıza çıkıyor. Tabi kamera konusunda ben bu videoyu yayınlayana kadar Huawei'nin Pro 70 Ultra isimli telefonu çıkacak. O kamera konusunda bir tık öne geçiyor olabilir ve ikinci sıraya bu telefon düşüyor olabilir. Şu anda hala birinci sırada. Maalesef ki Pro 70 modelini inceleme fırsatım olmayacak. Ancak takip eder ve beğen butonuna da basarsanız belki ileriki Pro serilerinde Huawei bize telefonu gönderir ve sizlere incelemiş olurum. Dolayısıyla bu noktada destekleriniz çok önemli. Abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Uzun lafın kısası, ben bu telefonu oldukça beğendim. Ancak daha ucuz bir fiyattan çıkabilseydi çok daha yüksek satış adetlerine ulaşabileceğinden emindim. Bu telefonu ön siparişine aldığınız zaman 60.000 TL'den 5.000 TL bir indirim yapıyorlar. 55.000 TL'ye geliyor. Yanında 6.000 TL değerindeki bu saati hediye ediyorlar. Ve yanında da 1.500 TL değerindeki bu kılıfı hediye ediyorlar. Bu hediyeler yerine bu telefonu 49 bin lira, 48 bin TL bandında çıkartmış olsalardı bence çok daha güzel olurdu. Saati almak isteyen kendi parasıyla alırdı veya bu kılıfı almak isteyen kendi parasıyla alırdı. Dolayısıyla hem daha çok satış adetine ulaşılmış olurdu hem de daha çok kişi bu telefonun alamet farikalarından yararlanabilirdi. Evet, bu videoluk da bu kadar. Ayrıca bu telefonun kamerasını iPhone 11 serileriyle karşılaştıracağım. Kısa videolarda çekeceğim. Bu videoları da Shorts videolar kısmından veya Instagram hesabından veya TikTok hesabından izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.